Bu son Aralık vlogu ve 25 videoyu yüklemiş olacağım eğer bunu da yüklersem. Çay takvimi kadar video yükleyecektim. Normalde ben evet yeni yılı kutluyorum. Yeni yıl geliyor diye Aralık ayı boyunca video çekecektim ama ya çay takvimi 25 günlük olunca 25 günde bitireyim dedim. Zaten çok çok yoruldum. Bu arada ilk 4-5 videodan sonra ev, iş ve çocukla beraber hani bu 31 günlük süreyi tamamlamanın çok zor olacağını anladım bu arada. Ama pes etmek çok benlik bir durum değil. Bugün arkadaşlar son Aralık videosu Selin geldi Trabzon'dan. Selin ve Simay'la olacak. Acaba vlogumuz şakaları olacak mı bilmiyorum ama bugün biz beraberiz. Güzel bir akşam geçireceğiz. Efendim anneciğim. Nil bugün benimle huzur evindeydi. Aslında sabahtan bir başlangıç yapacaktım ama çok çok yorucu bir gündü. Efendim anneciğim. Düştü mü? Tamam, kaldırırım ben anneciğim. Bakın Nil de dağılmış durumda. Ben de dağılmış durumdayım. Şimdi babası gelecek. Nil'i babasına vereceğiz. Efendim anneciğim. Efendim. Bakın şimdi videoya geliyor. An Anneciğim ama Selin'le Simay'la çekeceğim ben videoyu. Şarkı mı söyleyeceksin? Tamam söyle hadi şarkı söyle. Söyleyecek misin şarkı? Hayır şarkı falan söyleyeceği yok. Sırf kamerayı benden almak için. Bu kız dikkatler kendi üstünde olsun istiyor. Ya ben şimdi size kimleri göstereceğim? Telif ödemiyorum. Bakın. Evet telif ödemen lazım bizi göstermek için. Ederiz lan. Bakın burada kimler? Gerçek kavram göz kavuştu. Evet. Ben size ne dedim? Taş gelecek dedim Mele. Eve geldi. Ben iki Powerpuff Girls grubunun üyesiyim. Dolayısıyla kendimi değişik hissediyorum. Bu öz hakiki Powerpuff Girls. Evet bu arada. Doğru söylüyorlar. Orijinal. Çok çok mutluyum. Şimdi kamerayı niye açtım? Yemek siparişi vermeden onu söyleyeyim. Selin'in bana bir hediyesi var, bir şey getirdi ve acayip heyecanlıyım var ya. Hadi ben. Arkadaşlar ilki Selin bana inci bileklik yaptırdı ve inci kolye buldu artık benim. Şaka mı? Ya şaka mı? Son birkaç aydır en çok istediğim şey buydu. Telif yememek için ara verip konuşuyorum. Keseceğim çünkü. Ya! Ay şaka bu. Arkadaşlar şaka. Artık benim de inci var. Bakın, bakın şuraya bakın. Şu anda çıldırıyorum. Gelin hadi. Powerpuff Girls. Elif geçen sene de aslında Aralık çekecekti ama çayı yok diye çekmedi çay takvimi. Bu sene onun bence bir şeyi olmadı. Çekebilir misin bence? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Geçen, gelecek yıl olmasa da olur değil mi? Evet, olacak. Siz de yazın aşağıya. Ama gelecek yıl zaten çay takvimi olmasa bile çikolata takvimi bol bol var. Türkiye'de getiren bir yer buldum. Evet, ben birkaç kişi de gördüm. Patisesi diyorsun sen. Zaten Makla Center getiriyor onun ama dandik da getiriyor. Başka markaların bile gördüm. Hiç olmazsa ben sana buldum. Amerika'dan gönderdim. Aşk o ya. Büyük vaatler var burada. Yok valla Amerika'dan gönderdim. Aralık ben. Videolarının tamam. Her yıl... Basında falan çıkıyor orada. Evet. O başlayana kadar gelir. Gelecek yılın sponsoru bulundu. Gelecek yıl zaten Aralık olanı var, çikolata olanı var. Link atarım evet. Ben sana içerisinde. Ya şaka mı? Arkadaşlar yemek harika görünüyor mu? Bunu yapmak istemezdik ama. Boynunda, bileğinde, benim ananın incileriyle bana bunu yapamazsın ya. Arkadaşlar burada ben bir şey soracağım. Büyük bir YouTuber olunca asla sizinle bir daha görüşmeyi düşünmüyorum. Onu hissettim ben. Ya seni görüşeniz var, seninle görüşeniz zaten. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya bu şaka mı? Ya şaka mı? Peki, ya şaka bana mı? Ne oldu? Bir şey göstereceğim. İncisi koptu. Ben ağzımı açmadım. Şu an bakın bir tek benim inci kolyem var arkadaşlar.
Bir de bilekliğim. Şöyle bakın, Pandora'yla uyumuna bakar mısınız? Şimdi eve gidiyoruz, ayrılıyoruz. Ufaktan mutsuzum. Ama yine buluşacağız. Ama bir sonrakinde ne yapıyoruz? Kutlama! Şuradaki güzelliğin doğum günüsü. Az kaldı. 18 olacağım. Hepinize iyi yıllar. Ben 18 yaşındayım. Sen nasıl 18 yaşındasın? 21 olacakmış, pardon. 21. Ben 18. Senin de 30. Çok kötüyüm ya. Tamam. İyi seneler. Hepinize iyi seneler. Kızlar, size iyi seneler diliyorum burada. İyi seneler. YouTube arkadaşlarıma akşam iyi seneler dileyeceğim. İnci kolyem ve elektriklenmiş saçlarımla kapanış yapmaya geldim arkadaşlar. Şu çay takviminin son çayını açacağım şimdi. Çünkü bugün sabahtan açamadım, içemeyeceğim nasıl olsa diye. O yüzden de şimdi açıyorum. Açıkçası heyecanlıyım çünkü son gün. Ve bu takvimin bence şeyini verdim. Hakkını verdim yani. Ha böyle böyle saatine dakikasına olmadı belki ama oldu yani. Şöyle winter, bir kış çayı bence. Winter Warmer diyor. Warmer. Her neyse işte öyle bir şey söylüyor. Evet. Şimdi ben çayımı demleyip geleceğim. Sonra da size bir kapanış konuşması yapacağım. Çünkü bence bunu hak ediyoruz. Yeni yıl dileklerim, temennileri, güzel şeyler, kötü şeyler, olumlu şeyler, olumsuz şeyler konuşup bu videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bence son gün güzel oldu. Kızlarla güzel vakit geçirdik, sohbet ettik. İnci kolyeme kavuştum. Bu videonun başı inci kolyem olsa ne olsa. Ama çok güzel. Neyse. Çok hoşuma gitti. Böyle şu zincirle beraber çok güzel oldu bu arada. Neyse. Böyle de hoşuma gitti. Çayımı yapayım geleyim öyle konuşalım. Bu arada kapanış konuşması yapmadan şu takvime bir teşekkür etmek istiyorum. Neymiş? English Tea Shop. Takvimine bir teşekkür borçluyum. Çünkü Aralık süresince, Aralık serüveni boyunca bana eşlik etti. Çok mutlu oldum açıkçası. Ama şunu da öğrenmiş oldum ki benim Aralık çekmek için bir çay takvimi veya bir takvim motivasyonuna ihtiyacım yokmuş açıkçası. Çoğu günler takvimi unutuyordum neredeyse falan, böyle ramak kala hatırladım. Ama seneye de yine takvim olsa iyi olur. Ama olmasa da olur yani. Ama seneye takvim bol olacak bence. Bulacağım takvim. Başka takvimler de bulacağım. Ama biraz böyle yaratıcı takvimler istiyorum. Bugün bir şey gördük. Seneye kadar tutacağım ağzımı, söylemeyeceğim bunu. Seneye gidip o mağazadan, o takvimlerden birini alacağım yani. Ama yine de çay takvimi ve çikolata takvimi istiyorum seneye. Bunlar bu arada şey, böyle çok da ilginç takvimler değil de başka takvimler bulabileceğimi öğrendim bugün yani, öyle söyleyeyim. Onlara bakacağım. Çayımın dumanı tütüyor. Gerçekten. Şu an fark ettim. Biraz geri çekeyim bardağı. Şimdi size veda etmeden önce ajandama bazı notlar alıyordum. Bu kavyoko kalemimi çok seviyorum. Bu arada şey, bayağı bu şey kırtasiye konularından falan koptum yani. Selin'le ve Sima'yla az önce bu konuları da konuşunca şimdi bu konular hakkında konuşasım geldi ama neyse, konuşmayacağım. Ekonomik krizden bahsedeceğim çünkü konuşursam eğer. Şöyle, ay bitti. Ay bittiği için, yani bitmedi tabii ki, daha ayın bitmesine 2 gün daha var ama bu saatten sonrasını saymazsak. Ama yazmam gereken şeyleri yazdım ve bir dahaki ayla ilgili yazmam gereken şeyleri yazacağım şimdi. Böyle kullanmak istiyorum ajandamı bu yıl. Aslında Travelers'ı da kullanmak istiyordum beraber ama ikisini beraber yetemeyeceğimi düşündüm ve böyle kullanmaya karar verdim. Ve tek kalem, koyu koyu siyah siyah yazıyor arkadaşlar. Çok seviyorum ve böyle şey, canı çıkmaz bu kalemin. Çantada lamiler falan mahvoluyor atmaktan falan ama buna hiçbir şey olmaz. Bu şey, çelik. Malzemesi çelik bunun. Hemen şu yazacaklarımı yazayım. Sonra geliyorum. Biraz bekleyin beni.
Kesinlikle bu bardak çay için uygun değil. Porselen bir bardak bu. Daha çok kahve için uygun. Çünkü hani demleme derecesi falan, suyun sıcaklığı kesinlikle kahve için uygun. Ama ben bugün bu bardak insanıyım. Yani bununla içmek istedim. Ve çay acayip lezzetli. Böyle bu çayı size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama biraz salep tadı alıyorum. Biraz böyle, ay üf, bilmiyorum, bu çay çok güzel ya. Ben bu çayları nerede bulaşırım bilmiyorum ama bu çayların hepsini çok sevdim. Neyse, bugün kızlarla çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Ama onun dışında aralık süreci boyunca, yani bu videoların tamamında, gerek yorumlarda, gerek beğenilerinizle, gerek Instagram'dan geri dönüşlerinizle beni yalnız bırakmadığınız için çok 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 teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Tabii bazı üzücü zamanları da oldu, yok değil yani. Ama onu bir kenara bırakıyorum. Bazen böyle insanın sarsılması gereken anlar olur ya, onlardan birini yaşadım bence. Neyse, iyi oldu ama sarsılmam. Çok keyifliydi aralık. Yani öncelikle yapabildiğim için çok mutluyum. Bir de bazen böyle bahanelerin arkasına sığınıyorum. O zaman kendime çok 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 kızıyorum. Neyse, bu sefer sığınmadım ama. Çok fazla bahanem vardı ama sığınmadım. Sadece kendime söz verdim, biraz dinleneceğim. Mesela şu anda bu göz seyirmelerim falan başladı yorgunluktan. Aralık bitti artık. Bugün bu videoyu editleyeceğim uyumadan ve yükleyeceğim. Yarın yayında olsun. İzlenir izlenmez başka ama ben yayında olsun istiyorum yıl bitmeden. Sonrasında da bu videolardan sonra da duyurayım. Amsterdam ve Paris'ten yaptığım alışveriş videosu gelecek. Ve Paris vlogu var bir de. O gelecek. Ondan sonra da artık rutine döneceğim. Rutinde hiç kasmayı düşünmüyorum açıkçası. Yine bu aralık süresi boyunca olduğu gibi evden, işten, işte rutinlerinden falan böyle paylaşımlar olacak. Yine vloglar gelecek yani. Bilmiyorum, öyle işte. Aralık boyunca da bayağı yeni abone geldi. En son 200 küsür abone gelmişti, öyle hatırlıyorum. 240 mı ne, öyle bir abone gelmişti. 260, şu an 250 abone gelmiş. 250 olmuş, 10 da oradan vardı. 260 abone olmuş. Çok teşekkür ederim ya, gerçekten beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam size. İzlenme ortalaması düşmüş videomun da. Niye acaba o kadar düşmüş? Aa, çok. Neyse. Umarım yeni gelenler de severler kanalı yani. Gitmezler umarım. Ve daha da yenileri gelir. Ailemiz büyür diye umuyorum. Yeni yılın hepinize öncelikle sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Dünyaya da bir şeyler getirmesini istiyorum, diliyorum ama yani bunları zikretsem ne olacak ki yani burada? Hepiniz tahmin ediyorsunuz. Savaşların son bulmasını, ekonomik krizlerin son bulmasını istiyorum açıkçası. Ama en önce tabii ki de savaşların, soykırımların son bulmasını istiyorum. Artık çok normalleştirdik bir şeyleri. Çünkü hani bitmiyor, katlanıyor kötülük ve biz hayatımıza devam ediyoruz. Ya bir yerde hani böyle insan şey oluyor. Ya bunlar bizim yüzyılımızda şu anda yaşanıyor mu yani? Hani diyoruz ama yine de hayat devam ediyor açıkçası. Ya biz devam ediyoruz. En azından ben devam ediyorum, kendi adıma söyleyeyim. Ama bazı şeylere dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Maruz kalmayınca sanki olmuyormuş gibi oluyor ama değil öyle tabii. Bir yerden çatlak veriyor tabii ki de bir şeyler ama neyse. En azından buradan konuşarak kendimi anlatamayacağımı eminim ama anlatsam böyle, ah Elif sen böyle küfürler ediyor musun na gidecek nokta yani. O kadar doluyum bu arada ama bir gün belki onları da konuşuruz, bilmiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ama oynatma listemde Aralık serisi olduğu için çok mutluyum. Seneye Vlogmas serisi olacak inşallah. Yaşarsam o günleri görürsek. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere ama yarın değil. Ay, çok kötü oldum. Ama yarın değil. Hoşça kalın.